Günaydın arkadaşlar. Evet, dün gece burada crash'ta yatmıştık. Fakat sabahın 4'ü filandı işte. Adam aradı. Sahur yaptıktan sonra. Abi gel dedi. Hemen dedi yükünü boşaltacağım dedi. Sağ olsun boşalttı. Şimdi geldim biraz yattım yine yukarıda. Şimdi bir Samsung yükleyeceğim. Onu yüklemeye geçiyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Evet, şu an yükleme için şeyde Meyve Hadımköy yolunda bir yere geldik. Oradan yükleme yapacağız. İnşaat malzemesi. Evet, yanları falan açtık güzel yine. Birazdan da başlayacağız yüklemeye. Evet, yolculuğumuz Samsun olacak. Görüşürüz. Allah'a emanet ol o zaman. Sağ ol, teşekkürler. Görüşürüz. Sağ ol. Az daha etmezsen o yıkılır ama arada boşluk çok var. Tamam. Evet, merhaba arkadaşlar. Tekrar herkese merhaba. Evet, yeni bir yolculuk. Dün geldik yükümüzü boşalttıktan sonra. Bu Hadımköy yolunda bir yerden inşaat malzemesi yani pimaş boru, ıvır zıvır öyle şeyler yükledik. Onları Allah izin verirse 19 Mayıs sanayi sitesine götüreceğiz. Yani orada nere? Samsun. Allah izin verirse yarın sabah Samsun'a inmeyi düşünüyorum. Hayırlısı Allah'tan dedik. Şimdi arka yoldan devam edeceğim. Yolda da Mustafa ile buluşacağız. Herhalde iftarımızı Mustafa ile beraber bir yerde açarız bu akşam yine. Ama saat şu an hemen hemen 3 oldu. Bayağı geciktik. 9'da geldim buraya. Normalde ben 11 gibi çıkmayı düşünüyordum buradan. Yani o kadar çabuk sürerdi. Fakat o kadar hainler ki insanlar. Yani bir tane işçi çalışıyor. Bir kişi yardım etmedi adama. Tek başına hem portif kullandı hem arabayı doldurdu. Arabayı yarım vaziyete tek başına getirdi. En sonunda o bile isyan etti. İsyan etti ama bayağı az kaldı işinden olacaktı. Sinirlendi bayağı. Çünkü niye? Tek başına çalıştığı için. Evet, bu fabrika gibi yerlerde bunlar oluyor. Hep bir kişinin üstüne yükleniliyor. Evet, bugün de bu çocuğun üstüne yüklendiler. Orduluydu. Aybastılıydı. Üzüldüm çocuğa da. Gerçekten üzüldüm yani. Olmamalıydı. Yani bu şekil olmamalıydı. Dayı niye yol veriyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim, durmuş koca tır lan adama yol veriyor ya. Ha, içeri giriyormuş. Allah dedim ya, herhalde dedim durdu, yol veriyor adama ya. Rampa yukarı çıkıyoruz ama o da meğersem buraya giriyormuş. Evet, buradan 3. köprüye arka yoldan bağlanacağım bugün. Evet, çıkış burada sıkıntılı biraz. Ya dayı bir dur da. Yani yüklü bir araba burada. Yok ya, kendimizden birbirimize saygımız yok ya. Şimdi benim orada rampa çıktığımı gören mesela o tırcı arkadaşım benim. Yani meslektaşım ama durup da yol bile vermiyor. Görüyorsunuz değil mi? Ya birbirimize bayağı saygısız olduk artık ya. Yüküm 15 ton, 14 ton, 13 ton o civarlarda gelir dediler. Artık yolda kantarda bakacağız bir yerde kaç ton geldiğine. Bak mesela adam çıkacak yola, mecbursun kendini sola atmaya. Niye?
o adama yol vermek mecburiyetindesin. Niye? O da senin meslektaşın. Yani taksi de olsa bu veya minibüs de olsa ne olursa olsun kendini solatacaksın. Adamı engellemeyeceksin. Adam çünkü rampa çıkıyor. Bayağı da dik bir rampa orası hatta. Yani dikkat etmek lazım ya. Kurallara kuralınca oynamak lazım daha doğrusu diyeyim. Bizler yine kurallara uyuyoruz da bilmeyen içinler diyorum. Kurallarına göre oynayın. Sağdaki arabada sümürkeyi görüyor musunuz? Nerede? Bayrak direği gibi asmış onu oraya ya. Hay dayım benim de. Vallahi helal olsun. Götür sigarayı da götür dayı. Fırçaya baksana ya. Ne güzel duruyor orada. Kaç araç birbirine girmiş? 1, 2, 3, 4, 5. 5 araç birbirine. Herkes havaalanına yetişmeye uğraşırken olmuş bu. Belli. Ne yapsınlar? Uçak kaçacak. Uçak kaçmasın diye gaz basmışlar. Sıkıntı olmuş. Allah kolay. Maddi hasarlardan bir şey olmaz. Maddi hasarlar parayla yerine geliyor. Cana bir şey olmasın. Evet ya, Mustafa diyorum ya, adam. Saat şu an 19.51. 8 veya pardon 10 dakika falan var. 10-11 dakika var iftarın olmasına. Kaynaş değil, sınır geçiyorum şu an. Bolu'ya tüneli çıkıp Saran'da yemek yiyeceğiz. İftarımızı açacağız. Dedim abi dedim, yemekleri bana bir tarif etsene dedim. O da diyor, abi diyor manyak mısın? Niye yemeğe tarif edeyim? Abi tarif et dedim, ne olur aklıma vurdu. Ben dedi içeride değilim. Neredesin dedim. Ya dedi dışarıda oturdum dedi. Arabada seni bekliyorum dedi. Gel dedi beraber yapalım iftarı. Dedim abi orucunu dedi ben dedi bir suyla açarım dedi. Geliyorum Mustafa az kaldı. Bekle kardeşim. Evet hoca şimdi Allah ekber dedi. Biz de tesise geldik. Evet Mustafa da burada. Hemen yanına gireyim doğru yemek yemeye. Haydi. Mustafa. Geldim abi, geldim. Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Evet, şu an kurşunludayız. Kalktık, savurumuzu yaptık. Saat gecenin 3.39'u fakat Mustafa'nın arabada bir sıkıntı var. Hava kaldırmıyor. Havada bir sorun var. Birinci tüp doluyor ama ikinci tüpte sıkıntı var. Efendim abi. Tamam abi tam sıfırla. Tam kalktıysa ya sal imdatı bırakıyor. İmdatı bırakıyorsa sorun yok abi. Bıraktım imdatı sal. Tamam ben arkandan geleyim abi. Niye sen çıkmıyorsun? Sen önümden daha hiç değilse Ilgaz'a kadar beraber bir arkanda olayım tamam? Tamam doldur yani. Abi tam boşalttı mı? Bende doldu bir iki defa benim arabada da. Tam boşalttın mı çıkıyor. Tam boşaltmazsan çıkmıyordu. Ya sensörlere pislik mi geliyor? Ne var? Bir şey mi var? Sen tüpleri hiç boşalttın mı bu arabanın? He? Tüpleri devamlı boşalt ya. Çünkü kompresör verebilir. Bir şey olabilir. Boşalt tüpleri. Hatta gittiğinde Sinop'ta şimdi boşalt tüpleri komple bir. Bir daha boşalt. Belki dediğin gibi sensörlere pislik geliyor olabilir. Kalktı mı şu an? Tamam sal. Sal bir şey yok sal. Tamam sal bir şey olmaz sal. İşte bir daha şu frene basmayacaktın.
Hadi arkandayım, tamam. Yok, sen bir şey var ya, çalma sapma. Tamam, yok yok, yürü git. Dingi kalktı mı? Hangisi kalkacak ki? Şeytan, şeytan daha kalkmadı. Abi uğraşma şeytanı Metin, şeytanı indirsene. Yürü bakayım, yok kalk. Kalkmadı, yok. Yürü, çık 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 çık. Kalkmadı şeytan. Oğlum adı üstünde şeytan lan, kalkar mı şeytan lan? Gecenin bir saati şeytanlarla uğraşma, yürü. Şeytan niye kalkmadı? Belki bir kablo arızası var, bir şey var. Hava kaçta şu an? 6.8. Tamam abi, havanda sorun yok. Ama ben senin yerinde olsam, gittiğimde orada mutlaka hava tüplerini bir daha boşalt. Belki bir şey vardır yani. Ha? Aynen, gittiğinde bir boşalt. 2 tüp, 3 tüp, hatta 3-4 tane altında bayağı tüp var oğlum onun. Arkalarda da var, ufak tüpler var. Hepsinin altında var. Aynen, hepsini tek tek boşalt. İyi, hadi Ilgaz'a kadar arkamdayım, hadi. Seni şeytana taktı kafayı, hadi bakayım ya. Şeytanı yiyeceğim senin en sonunda, var ya. Yani yerde gitse ne oluyor lan şeytan? Anladım, dur geliyorum, boş bekle. Az gaz kes. Az gaz kes. Şeytan nerede, dur. Geldim şeytanla. Abi şeytan yerde ya. Yerde şeytan yerde. Belki makasla da filan abisi kablolardan bir sıkıntı var lan. Nereden beri şeytan yerde acaba, ama nereden beri havada? Biliyor muydun havada olduğunu? Mazot aldığımız yerde havada mıydı? Tamam o zaman abi. Düğmeyle kapat düğmesini ya, kapalı kalsın, yerde kalsın. Yani bir puan mazot fark eder, bir şey fark etmez ya. Tamam. Yok mu, anladım niye kalkmıyor, anladım. Diyorum ya, aradan belki kablo çıkmış olmasın. Hiç bakmadık ona. Gerçi frenlerin yanıyor, en yanıyor. İyi, hadi devam. Merhaba arkadaşlar, herkese günaydın. Ya şu an Merzifon'a çıktım, Sulava Sapağı'ndayız. Samsun'a doğru gidiyoruz. Saat sabahın 7.46'sı oldu. Tekrar Merzifon'un girişinde 45 yapacaktım. Onu yaptım. Bir saat kadar uyumuşum. Fakat aynı zamanda Mustafa da yolda olduğu için, abi dedi beni kaldır dedi, ben de yatıyorum dedi. 1,5-2 saat de o yatacaktı. Fakat şimdi 15 dakikadır arıyorum Taşköprü'de kendisi. Fakat bir türlü telefona bakmıyor. Yani öyle bir yatmış ki kalkmıyor, kalkamıyor. Nasıl kaldıracağız bilmiyorum. Deminden beri onu arıyorum. Hala sıkıntı. Hatta hep beraber bir daha arayalım onu. Bak. Yok, sanki adam bayılmış ya. On beş dakikadır aşağı yukarı 20 kere aradım belki. Hala çıkmadı. Uykusu gerçekten çok derin. Bilmiyorum nasıl uyandıracağız bunu bugün. Şimdi uyandırmam da lazım. Niye derseniz onu bekliyor şey. Sinop onu bekliyor.
Adamı kaldıramıyoruz yataktan. Of. Mesela dün akşam yine nerede yattık? Atkaracılar'da yattık. Orada mesela 2-3 kere çaldırdım. Kalktı hemen. Uyandı. İşte gittik sonra sahurumuzu yaptık. Fakat şu an ne yaparsan yap kalkmıyor. Birazdan bir daha ararız. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah nasip ederse herhalde 1-1,5 saate kadar da ben inerim Samsun'a. Çünkü bir yer kalmadı. Önümde havza var. Havzadan sonra fazla bir şey kalmıyor. Yolumuzu bitiririz. Yükümüzü indiririz inşallah. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, ben bu arabaya dün gece hasta oldum, biliyor musunuz? Çok güzel bir araba. Actros V8 1860. Sen dalgana bak. O da güzel. Tatlı bir araba ya. Şunun güzelliğine baksanıza. Gerçekten maşallah. Çok tatlı bir araba ya. 1860 ya. Bu ne ya? Arkadaşlar şu an yük boşalttığım yere geldim. Fakat direkt yatacağım. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Görüşmek üzere. Benden bu kadar. Hoşça kalın. Evet, herkese günaydın. Ben yeni kalktım. Bir arabanın içine baksanıza nasıl. Evet, şu an Samsun'da bir yere geldik. Yükü boşalttık. Aşağı yukarı bir kapak yükümüz kaldı. Uyandım ben de. Hemen dedim faturamı kesin, paramı alayım. Şuradaki aksesuarcıya bir gideyim. Şu arabanın altına bir perde bakacağım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet, şimdi şurada karşıda Akyüz Kardeşler diye bir yer var. Gideyim bakayım şu arabanın orta tarafına perde istiyorum. İnşallah hesap uygundur, bir perde alırız. Evet, Samsun'dan herkese merhaba arkadaşlar. Evet, Samsun'da saat şu an 3.30 oldu. İşi indirdik, yükümüzü indirdik. İstikametimiz hafta sonu olduğu için Adapazarı'na direkt geçeceğim. Oradan su yükleyip İstanbul'a pazartesi günü indiririm diye düşünüyorum. Onun için gün kaybetmemek için buradan çıkıp gidiyorum şu an. Gecenin yorgunluğu hala var. Yani uyudum ama hala da vücut uyumak istiyor. Hala da uyumak istiyor. Fakat fazla da uyursak biz Samsun'da kalırız bu sefer. Ulan şu börekçiden akşama börek alayım. Dur ya. Harbiden ya. Şundan bir börek alalım ya. Yarın sabah için börek alayım şuradan. Buranın su böreği çok güzel çünkü. Akşamleyin veya iftarda onu güzel yine ısıtırım.
Evet, ben bir yarım kilo börek alıp geliyorum arkadaşlar. Akşama börek yiyelim. Akşama sahura börek yiyelim. Görüşürüz. Anasını satayım, şansıma tüküreyim var ya. Canım çekti ya. Canım çekti ya, börek yiyeceğim. Olmadı. Mustafa arıyor. Yani börek bitmiş. Alo. Abi çektim. Şimdi börek alıyordum. Akşam sahurda beraber yeriz diye. Ha bu sembol börek var ya. La börek bitmiş. Vallahi moralim bozuldu la. Ha ne yaptınız siz, ne yaptınız? Çıkacaksınız. Nereye kadar? Ha. O zaman ben dayanıp geliyorum ben de. Bir yerde görüşürüz. E nerede yatacaksınız ki akşam sahuru? Nerede kalacaksın? Bir yerde yat. Bolu'da. O zaman Bolu'da yanınıza geliyorum ben de. Tamam. O zaman şey alayım. Buradan güzel bir pide alayım. Akşam beraber bir kahvaltı yaparız yağmur yağmazsa. Çayı ben hazırlarım. Tamam. Hadi görüşürüz. Havzadan pide alıp geliyorum. Evet, şimdi gerçekten insan niyetliyken çok şey istiyor. İstiyordum yani, su böreği alayım yiyeyim istedim. Ya dayı, önde araba var, git sola da. Git sola. Yani insan oruçluyken gerçekten canı her şey çekiyor. Şu an dedim böreği alayım. Aslında giderken keşke alsaydım. Yeni bitmiş çünkü, öyle dedim. Fakat Mustafa ile kararlaştırdık Bolu'da. Onlar da boş geliyorlar. İki araba, Namık abi filan. Orada buluşup oturup yeriz. Şu sağdaki parkta bir gün Ramazan Akbal'la beraber iftar açmıştık. O yüzden ben Samsun'a ambara yük boşaltıyordum. Abi dedi bekliyorum seni, gel dedi, burada iftar açalım. O zaman da iyi denk gelmiştik kardeşimle. Börek alsaydık iyiydi vallahi be. Olmadı be. İnşallah bir dahakine. Neye dur diyorsun? İki dingil havada görüyorsun daha. Neye dur diyorsun? Neye dur diyorsun? İki dingil havada. İki dingil havada, havada olduğunu görüyorsun. Telefonla konuşacağına bak altımıza da. $14,700 arabanın boşu. Normalde bunun da öyle gelmesi lazım. 14,5 falan 14,700.
Fakat 14.060 geliyor bu araba. Bir yağmur ya, ana dolu yağıyor, dolu dolu. Şu an dolu yağıyor. Tam ayakkabımı içeri aldım, dolu başladı. İstanbul'da da bayağı yağmış, öyle diyorlar. Valla şu alt karlı yaptıracağım. Geldik buraya. Burada da yok. Evet, bizim İnyeliler, Topline'ler çıksın bakalım bir. Olmadı. Yine bulamadık, yine bulamadık. Ya alt karlıklar kırık işte, değişelim istiyoruz ama bir türlü olmuyor. Şimdi bir yer var, Merzifon'da buldum ama o da diyor ki ya takmıyor, takamıyor, yetiştiremiyor. Hadi abi. Merzifon'da var şimdi. Uğrayacağım. Olmazsa alacağım. Yoluma devam edeceğim. Orada tır market var. Tır markette varmış. Demin Yalçın abi arada söyledi. Abi orada var dedi. Gidelim. Fakat önce güzel bir pide alacağım. Şimdi havzadan ekmek aldığım yerden. Pidemizi alalım. Market var. Onu 2 dakika bir uğrayayım da bakayım bunda varmış. Fiyatlar falan nedir ne değildir. Buna göre ben kaçalım. Ve şu an burada yağmur yağıyor. Emre sağ olsun kardeşimiz, çocuk. Abi getir de taktıracağım dedi. Şimdi adamla da konuştuk, gel dedi, hemen takayım dedi. Haber durayım mı? Kal, kal öyle, kal. Kal. İyi mi böyle? Arkayı indireyim.
Evet, bu da kırıktır. Onu bir önce bir alayım lakırını. Aha bak kırıktı. Demek ki sonra niyeydi. At gitsin at. Adam seni at. Laf edecek abi. Yok ulan ne ünlüsü lan. Zaten herhalde Emre'yi tanımıyor mu? Yalçın abi bile tanıyor arıyor da. Yok işte sabunu da takalım. Ha, bu da lambur lambur oynuyor biliyor musun? Dediniz ya illa değiştir değiştir. Ah değiştirdik. Giren bize girdi. Değiştir değiştir değiştirdik. Hangi araba senin? Bu mu? Kazak. Kazakistan. He. Ne edeceksin ki? Yap ne hissediyorsun. Sağlam olsun da. Direkt vidayla atamıyor mu boruyu vidaylayıp? Yine kıracak. Yine mi kırar? Yine kırar. Neden peki hala böyle olmuş bu? Evet. Orijinalde nasıl ki? Nasıl orijinal bunu? Orijinal olmadığı için. Öyle mi? Yeri orijinal olmadığı için. Burada şu eski ayağı var zaten. He. Birazdan alın ön tarafta aslında oraya bir boru kaynatsınlar. Üzeri altında bir boru kaynatsınlar kelepçeye de alın. Daha mı iyi olur? Tamam öyle yapalım o zaman. O zaman ne kadar bir şey bağlar? Alın. Al mı? Aynen mi? Çabuk olun. Boru tuttu ama. Eğer dışarı mı gelsin içelim kaptan. Abi sen bilirsin be. Dışarı gelsin. Öbürü dışarıda çünkü. Evet burada marketteki Emre. Teşekkürler kardeşim sana da. İşimizi halletti 2 dakikada. Hem çamurluğu değiştim hem onu değiştim. Her şeyi değiştik. İyi oldu yani. Gerçekten iyi oldu. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, Aydın Bahar yatışa geçer, Aydın Bahar uyur, Aydın Bahar yorgun. Hepinize Ilgaz'dan hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.